Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. İkinci kısım. Homo sapiens dünyayı anlamlandırıyor. İnsanlar nasıl bir dünya yarattı? Dünyayı kontrol etmenin ötesinde insanlar kendi anlamlandırdıkları dünyaya nasıl inanmaya başladılar? İnsan türüne tapmanın ideolojisi olan hümanizm nasıl gelmiş geçmiş en önemli din haline geldi? Hikaye anlatıcılar. Kurt ve şempanze gibi hayvanlar ikili gerçeklikte yaşar. Hem ağaç, taş ve nehir gibi harici nesnel varlıkların hem de korku, keyif ve arzu gibi öznel deneyimlerin farkındadır. Sapiens ise üç katmanlı bir gerçeklikte sürdürür varlığını. Ağaç, nehir, korku ve arzunun yanı sıra sapiens dünyasında para, tanrı, ulus ve şirketler gibi hikayelere de yer vardır. Tarihin sayfalarında ilerledikçe tanrılar, uluslar ve şirketler, nehirler, korkular ve arzular pahasına etkilerini genişlettiler. Dünyada hala pek çok nehir var ve insanlar da hala korku ve arzularıyla hareket etmeye devam ediyor. Ancak Hazreti İsa, Fransız Devrimi ve Apple, barajlar kurup nehirlerden faydalandılar ve en derin endişe ve özlemlerimize yön vermeyi öğrendiler. 21. yüzyıl teknolojileri daha güçlü kurgular yaratacağına göre, geleceğimizi anlamak için Hazreti İsa, Fransız Devrimi ve Apple'a dair bu hikayelerin nasıl bu denli güçlendiğini de anlamak zorundayız. İnsanlar tarihi yazdıklarına inansa da, esasında tarih, kurgulardan oluşan bir ağın etrafında örülür. Kişisel temel yetilerimizin taş devrinden bu yana tamamen değişmese bile gerilediğini söylemek yanlış olmaz. Ne var ki hikayeler örgüsü zamanla hep daha da güçlenerek ilerledi ve tarihi taş devrinden silikon devrine taşıdı. Her şey 70 bin yıl önce Sapiens'in sadece hayal gücünde var olan şeyler hakkında konuşabilmesini sağlayan bilişsel devrimle başladı. Takip eden 60 bin yıl boyunca Sapiens'in ördüğü pek çok kurgu ağı görece küçük ve yerel kaldı. Bir kabilenin taptığı saygıdeğer ataların ruhu, komşu kabilelere tamamen yabancıydı. Bir yörede kıymetli olan deniz kabukları hemen ilerideki sıra dağların ardında değersizdi. Yine de ataların ruhunun ve değerli deniz kabuklarının Sapiens'e inanılmaz ayrıcalıklar sağladığı bir gerçekti. Bu sayede yüzler, hatta binlerce hemcinsiyle Neandertal veya şempanze akrabalarının yapabileceğinden çok daha etkin işbirliği yapabiliyordu. Ne var ki bir şehri ya da krallığı avcılık ve toplayıcılıkla beslemek imkansızdı. Bu nedenle Sapiens, avcı-toplayıcı kaldığı sürece kurgu ağlarını genişletebilse bile gerçekten kitlesel bir işbirliği kuramayacaktı. Nitekim taş devrinin ruh, peri ve iblisleri de bu büyük işbirliğini mümkün kılamayacak kadar zayıf kurgulardı. 12 bin yıl kadar önce başlayan tarım devrimi, özneler arası ağı genişletmek ve güçlendirmek için gereken maddi temeli sağladı. Tarım, kalabalık şehirlerdeki binleri ve disiplinli ordulardaki askerleri beslemeyi mümkün kıldı. Erken dönemde tarım, ortak mitleri korumak ve kitlesel işbirliği sağlamak amacıyla insan beyninin oldukça sınırlı veri işleme yetilerine bel bağlamak durumundaydı. Çiftçiler büyük tanrılara dair hikayelere inandı. En yüce tanrılarına tapınaklar inşa edip, onurlarına festivaller düzenlediler, kurbanlar, araziler ve hediyeler sundular. 6000 yıl kadar önce Sümerler'deki ilk antik şehirlerde tapınaklar aynı zamanda önemli siyasi ve ekonomik merkezler olarak da hizmet verirdi. Sümer tanrıları modern markalara ya da şirketlere benzer bir işlev üstlenmişti. Bugün şirketler mülk sahibi olabilen, para ödeyebilen, insanları işe alan ve ekonomik girişimlerde bulunabilen yasal kuruluşlardır. Uruk, Lagash ve Şurupak antik kentlerinde tanrılar kendi tarlalarına ve kölelerine sahip olabilen, borç alıp verebilen, maaş ödeyebilen, barajlar ve su kanalları inşa edebilen yasal kuruluşlar gibi işliyordu. Tanrılar asla ölmediği ve miras kavgasına düşecek çocukları da olmadığından gitgide daha fazla mülk ve güç kazandılar.
Zamanla daha çok Sümerli kendini tanrılar tarafından işe koşulmuş, onların tarlalarını ekip vergi öderken buldu. Tıpkı günümüzde John'un Google'da, Mary'nin Microsoft'ta çalışması gibi, antik Uruk'ta da biri yüce tanrı Enki'ye hizmet ederken, komşusu tanrıça Inanna'nın emrindeydi. Enki ve Inanna'nın tapınakları Uruk semalarını kaplıyor. Ölümsüz tanrıların logoları, yapıları, ürünleri ve kıyafetleri süslüyordu. Sümerlilerin gözünde Enki ve Inanna günümüzün Google ve Microsoft'u kadar gerçekti. Taş devrindeki hayaletler ve ruhlar benzeri öncülleriyle karşılaştırıldığında Sümer tanrıları oldukça kudretli sayılırdı. Tanrıların insanların hayal gücünden başka bir yerde var olmadığı aşikar olunca, işletmelerini gerçekten onların yönetmediklerini söylemenin de lüzumu yok. Günlük uğraşlar tapınak rahipleri tarafından idare edilirdi. Google ve Microsoft'un yönetici olarak kanlı canlı insanları işe alması gibi. Ancak tanrılar mülkiyet ve güç kazandıkça, rahipler tanrıların ihtiyaçlarına cevap vermemeye başladılar. Yüce gök tanrıyı ya da her şeyi bilen yeryüzü tanrıçasını temsil etseler de sonuçta hata yapabilen ölümlülerdi. Hangi araziler, hangi meyve bahçeleri tanrıça Inanna'ya aitti, Inanna'nın işçilerinden kaçı maaşlarını aldı, hangi çiftçiler ödeme yapmadı ya da tanrıça verdiği borçlara ne kadar faiz işletiyor unutmaya başladılar. Dünyadaki pek çok yer gibi Sümer'de de tanrıların kurduğu işbirliği örgüsünün tarım devriminden binlerce yıl sonra bile yeterince genişleyememesinin sebebi buydu. Sümerliler güçlü ve büyük krallıklar, geniş ticaret ağları ve evrensel dinler oluşturamamıştı. Bu engel yaklaşık 5000 yıl kadar önce yine Sümerliler yazıyı ve parayı icat ettiğinde ortadan kalktı. Aynı ebeveynlere sahip, aynı zamanda ve mekanda doğan bu Siyam ikizleri, insan beyninin veri işleme sınırlarını kaldırdı. Yazı ve para, yüz binlerce insandan vergi toplamayı, karmaşık bürokrasileri işletmeyi, uçsuz bucaksız krallıklar kurmayı mümkün kıldı. Sümer'de bu krallıklar tanrılar adına insan rahip krallarla yönetilirken, komşu Nil Vadisi'nde insanlar biraz daha ileri giderek rahip kralları tanrılarla birleştirdi ve yaşayan ilahları, firavunları yarattı. Mısırlılar firavunları ilahi bir vekil değil, gerçek tanrılar olarak görüyordu. Tüm Mısır o tanrıya aitti ve insanlar firavunların emirlerine uymak ve vergilerini ödemek zorundaydı. Tıpkı Sümer tapınaklarında olduğu gibi firavunlar döneminde Mısır'da da tanrı tüm ticari imparatorluğunu kendi kendine idare etmiyordu. Kimi firavunlar demir yumruk misali katı kurallarla ülkeyi yönetirken kimileri ziyafet ve festivallerle günlerini geçiriyordu. Fakat her iki durumda da Mısır'ın yönetimi binlerce okur yazar yetkiliye düşüyordu. Her insan gibi firavunların da biyolojik bedenlerinin zorunlu ihtiyaçları, istekleri ve duyguları vardı. Ama işin özünde firavunun biyolojik varlığının pek bir önemi yoktu. Nil Vadisi'nin gerçek hükümdarı, milyonlarca Mısırlının birbirlerine anlattıkları hikayelerdeki hayal ürünü bir firavundu. Firavun başkent Memphis'teki sarayında eşleri ve metresleriyle gününü gün ederken, yetkilileri Akdeniz kıyılarından Nubia çölüne uzanan krallıkta mekik dokuyordu. Yetkililer her köyün ödemesi gereken vergiyi hesaplayıp, papirüsten uzun parşömen tomarlara kaydeder ve Memphis'e yollardı. Başkentten gelen yazılı bir emirle yetkililer ordu için asker temin eder ya da bir yapının inşası için işçi toplardı. Kraliyet ambarlarında ne kadar buğday olduğunu, su rezervleri ve kanalları temizlemek için kaç iş gününe ihtiyaç duyulacağını, firavunun haremi ziyafet çekebilsin diye saraya kaç ördek ve domuz yollanması gerektiğini hesaplarlardı. Yaşayan tanrılar ölüp de bedenleri mumyalanarak ihtişamlı ve savurgan bir cenaze töreniyle Memphis sınırları dışındaki kraliyet nekropolüne taşındığında bile bürokrasi işliyordu. Yetkililer kayıtları tutmaya, vergileri toplamaya, emirler yağdırmaya ve firavunluk denilen o makinenin dişlilerini yağlamaya devam ediyordu. Görsel 20. Markalar yeni icat edilmedi. Elvis Presley gibi firavunlar da yaşayan bir organizmadan çok bir markaydı.
simgelediği şeyler milyonlarcası için dünyevi varlığının çok daha ötesinde anlamlara sahipti ve ölümünden sonra bile ona tapmaya devam ettiler. Sümer tanrılarını günümüzün markalaşmış şirketlerine nasıl benzettiysek, firavunları da modern zamanın Elvis Presley, Madonna ya da Justin Bieber gibi markalaşmış isimlerine benzetebiliriz. Tıpkı firavunlar gibi Elvis'in biyolojik bedeninin de biyolojik ihtiyaçları, arzuları ve duyguları vardı. Elvis de yiyor, içiyor ve uyuyordu. Ancak Elvis, biyolojik bir bedenden çok daha fazlasıydı. Yine tıpkı firavun gibi Elvis bir hikaye, bir mit, bir markaydı ve markası biyolojik bedeninden çok daha kıymetliydi. Elvis hayatı boyunca onun alameti farikası plaklardan, biletlerden, posterlerden, telif haklarından milyonlarca dolar kazandı. Elvis bunlar için aslında oldukça az emek sarf ederken, temsilciler, avukatlar, yapımcılar ve sekreterlerden oluşan küçük bir ordu durmaksızın çalışırdı. Sonuçta Elvis'in bedeni öldüğünde marka için işler olağan hızıyla yürümeye devam etti. Bugün bile hayranları kralın poster ve albümlerini satın alıyor, radyolar telif ediyor, her yıl yarım milyon hayranı Graceland'deki mezarına, kralın Memphis, Tennessee'deki nekropolüne ibadet eder gibi gitmeye devam ediyor. Yazının icadından önce hikayeler insan beyninin sınırlarına tabiydi. İnsanların hatırında tutamayacağı karmaşık hikayeler uydurmaları mümkün değildi. Yazıyla beraber insan aklı yerine tablet ve papirüslerle aktarılabilen son derece uzun ve dallı budaklı hikayeler yazmak mümkün oldu. Hiçbir antik Mısırlı, firavunun tüm toprak varlığını, aldığı vergi miktarını bilemediği gibi Elvis Presley de kendi adına imzalanan sözleşmelerin içeriği hakkında tam bir bilgiye sahip değildi. Tıpkı dünya üzerinde hiçbir canlının Avrupa Birliği'nin tüm yasa ve yönetmeliklerini tamamen bilemeyeceği ya da hiçbir finansçının dünyadaki bütün piyasaları takip edemeyeceği gibi. Bir yerlerde kayıtlı bulunan tüm bu ufak tefek ayrıntıların toplamı firavunları, Elvis'i, AB'yi ve piyasaları tanımlayıp gücünü tarif eder. Böylelikle yazı insanların ve toplumların algoritmik bir düzen kurabilmesini mümkün kıldı. Duyguların ne olduğunu ve beynin nasıl işlediğini incelerken algoritma terimine rastlamış ve bu kavramı hesap yapmak, problem çözmek ve karar vermekte kullanılabilecek bir dizi metodolojik adım olarak tanımlamıştık. Okur-yazar olmayan toplumlarda insanlar tüm hesapları kafalarında yaparak karar alırlar. Okur-yazar toplumlarda ise insanlar çeşitli ağlar şeklinde organize olur, her birey devasa bir algoritmanın içinde sadece küçük bir adımdır ve algoritma önemli kararları bir bütün olarak verir. Bürokrasinin özü de budur. Modern bir hastaneye örnek alalım. Kapıdan adımınızı attığınızda danışma sizden sağlık durumunuzla ilgili sorulardan oluşan bir form doldurmanızı ister. Cevaplarınız önce hangi testlerin yapılacağına karar verilebilmesi için bir hemşireye iletilir. Şikayetleriniz ve sağlık durumunuza dair verdiğiniz yanıtlar gözetilerek gerekli tahlillerde karar kılınır. Diyelim tansiyonunuz ve nabzınız ölçülür ve kan örneğiniz alınır. Görevli hekim ilk sonuçları inceler ve sizi hangi servise yönlendireceğine karar vermek için sadece tıbbi bilgisinden faydalanmakla kalmaz. Hastane prosedürünü de gözetir. Sevk edildiğiniz bölümde X-ray ve fMRI taramaları gibi kalın tıp kitapları tarafından kabul görmüş çok daha detaylı testlere tabi tutulursunuz. Uzmanlar sonuçlarınızı en güncel istatistik metotlarla ve veri tabanlarıyla karşılaştırarak inceler ve size hangi ilaçları vereceğine ve daha ne gibi testler yapılacağına karar verir. Algoritmik yapılar danışmadaki görevlinin, hemşirenin ya da doktorun kim olduğunun sürecin işleyişi bakımından önemsizleşmesini sağlar. Prosedürün çalışanların kişilikleri, siyasi görüşleri ve o anki ruhsal durumlarıyla da hiçbir ilgisi yoktur. Kurallara ve yönetmeliklere uydukları sürece sizi tedavi edebilme ihtimalleri oldukça yüksektir. İdeal algoritmaya göre hayatınız düzenin elindedir. Hasbelkader o ya da bu konuma gelmiş nefes alan ölümlülerin değil. Bu düzen hastaneler için olduğu kadar
ordular, hapishaneler, okullar, şirketler, hatta antik krallıklar için de geçerlidir. Antik Mısır, modern bir hastaneye kıyasla teknolojik açıdan çok daha az gelişmiştir şüphesiz. Ancak algoritmik temelleri aynıdır. Antik Mısır'da da karar birliğine tek bir hükümranın sözüyle değil, birbirlerine taşlara kazınmış yazılarla bağlı bir yetkili ağ üzerinden varılıyordu. Yaşayan Tanrı Firavun'un adına hareket eden bu ağ, insan toplumunu yeniden yapılandırdı ve doğal dünyayı baştan şekillendirdi. Örneğin, M.Ö. 1878 ile M.Ö. 1814 arasında Mısır'ı yöneten Firavunlar 3. Senusret ve oğlu 3. Amenemhat, Nil Nehri'ni Feyyum Vahası'nın bataklıklarına bağlayan dev bir kanal açtırdı. Barajlar, su rezervleri ve yan kanallardan oluşan karmaşık bir sistem, Nil'in bir kısmını Feyyum'a aktararak 50 milyar metreküp su tutabilen dev bir yapay göl yarattı. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse insan eliyle yapılan en büyük su rezervi sayılabilecek ABD'deki Hoover Barajı tarafından oluşturulmuş Mead Gölü ancak 35 milyar metreküp su tutabilmektedir. Feyyum Mühendislik Projesi, Firavun'a Nil'i düzenleme, yıkıcı selleri engelleme ve kuraklık zamanlarında kıymetlenen sudan bolca faydalanma gücü verdi. Buna ek olarak Feyyum Vahası'nı çıplak bir çölle çevrelenmiş, timsahtan geçilmeyen bir bataklıktan Mısır'ın tahıl ambarına dönüştürdü. Yapay gölün kıyısına Yunanlıların Krokodilopolis, timsahlar şehri olarak anacağı Şedet şehri kuruldu. Firavun'la özdeşleştirilen timsah tanrı Sobek'in tapınaklarıyla bezendi şehir. Tapınakta kutsal sayılan ve Sobek'in cisimleştirilmiş hali olduğuna inanılan Petsuchos adında bir timsah yaşardı. Tıpkı yaşayan tanrı Firavun gibi yaşayan tanrı Petsuchos'la da rahipler daima sevgiyle ilgilenirdi. Bu şanslı sürüngene hesapsızca yemekler, hatta oyuncaklar sunulur, hayvan altın pelerinler ve değerli taşlarla bezenmiş taçlarla süslenirdi. Sonuçta Petsuchos, rahiplerin markasıydı, hakimiyetleri ona bağlıydı, ekmek tekneleriydi. Petsuchos öldüğünde mumyalanır ve yerini doldurması için hiç zaman kaybetmeden yenisi bulunurdu. 3. Senusret ve 3. Amenemhat döneminde Mısırlıların ne buldozerleri ne de dinamitleri vardı. Metal aletleri, atları hatta tekerlekleri bile yoktu. Tekerlek M.Ö. 1500'lere kadar Mısır'da yaygın olarak kullanılmaya başlanmadı. Bronz gereçler dönemin son teknolojisi sayılsa da o kadar pahalı ve nadirdi ki, inşaat işinin büyük bir kısmı sadece taş, tahta ve kas gücüne dayanarak yürütülüyordu. Pek çokları Antik Mısır'ın baraj, su rezervi ve piramit gibi dev yapılarının uzaylılar tarafından yapıldığını öne sürer. Tekerlek ve metal alete bile sahip olmayan bir kültür nasıl böylesi harikaları yapmış olabilir ki? Ancak gerçek çok farklı. Mısırlılar Feyyum Gölü ve piramit gibi devasa yapıları dış dünyadan gelen yardımlarla değil, üstün organizasyon becerileriyle inşa etti. Firavun binlerce okur-yazar bürokrata güvenerek on binlerce işçiyi ve onları yıllarca idare edebilecek yiyeceği toplamayı başardı. Böylece on binlerce işçi, onlarca yıl işbirliği yaparak yapay bir gölü ya da dev bir piramidi sadece taş ve tahta kullanarak inşa edebildi. Firavunsa parmağını bile oynatmadı, vergileri o toplamadı, mimari planların hiçbirini kendi çizmedi. Eline bir kez olsun kürek almadığına hiç şüphe yok. Ancak Mısırlılar sadece yaşayan tanrı Firavun'a ettikleri duaların ve cennetteki efendi Sobek'in Nil Vadisi'ni yıkıcı sellerden ve kuraklıklardan kurtarabileceğine inanıyorlardı ve bunda haklıydılar. Firavun ve Sobek, Nil'in su seviyesini değiştirmek için hiçbir şey yapmayan hayali oluşumlardı. Ancak milyonlar Firavun'a ve Sobek'e inanarak barajlar kurup kanallar kazmak için işbirliği yaptıkça seller ve kuraklıklar azaldı. Taş devrinin kutsal ruhları bir yana, Sümerli tanrılarla bile karşılaştırıldığında Antik Mısır'ın tanrıları şehirler kuran, ordular toplayan, milyonlarca insan, inek ve timsahın hayatını kontrol eden gerçekten güçlü varlıklardı.
bir şeyler kurdukları ve kontrol ettikleri için hayali varlıkları takdir etmek garip gelebilir. Ama bugün ağız alışkanlığıyla ilk nükleer bombayı ABD yaptı. Çin, 3 Boğaz Barajı'nı inşa etti. Google, otonom araç üretti diyoruz. Neden Firavun su rezervi inşa etti, Sobek bir kanal kazdı diyemeyelim ki? Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kağıt üzerinde yaşamak. Yazı böylelikle milyonların hayatını organize eden ve nehirlerin, bataklıkların, timsahların gerçekliğini yeniden şekillendiren güçlü kurgusal varlıkların görünürlüğünü sağladı. Aynı zamanda insanların gerçekliği soyut semboller aracılığıyla deneyimlemesine imkan tanıyarak bu kurgu varlıklara inanmayı kolaylaştırdı. Avcı toplayıcılar günlerini ağaçlara tırmanarak, mantar arayarak, yaban domuzu ve tavşanlarını kovalayarak geçirirdi. Günlük gerçeklikleri ağaçlar, mantarlar, yaban domuzu ve tavşanlardan ibaretti. Çiftçiler tüm gün tarlalarında toprağı sürerek, hasat toplayarak çalışıp mısır öğütüp çiftlik hayvanlarına bakardı. Gerçeklikleri, çıplak ayaklarının altındaki çamurun hissi, sabanı çeken öküzün kokusu, fırından yeni çıkmış taze, sıcak ekmeğin tadından oluşuyordu. Öte yandan antik Mısır'daki katipler vakitlerinin büyük bir kısmını okumaya, yazmaya ve hesap yapmaya ayırırdı. Gündelik gerçekleri kimin hangi tarlaya sahip olduğunu, bir öküzün ne kadar ettiğini, köylülerin yıllık ne kadar vergi ödeyeceğini belirleyen parşömenlerin üzerindeki mürekkep izleriydi. Bir katip iğne uçlu kaleminin ucuyla bir kasabanın kaderini belirleyebilirdi. İnsanların ciddi bir kısmı modern zamana kadar okuma yazma bilmiyordu, fakat zamanla tüm önemli yöneticiler gerçekliği yazılı metinler aracılığıyla görmeye başladılar. İster antik Mısır'da, ister 21. yüzyıl Avrupa'sında olsun, okuyup yazabilen elitlerin gözünde bir parça kağıda karalanmış her şey, ağaçlar, öküzler ve insanlar kadar gerçekti. 1940 baharında Naziler kuzeyden Fransa'ya girdiğinde Yahudi nüfusu ülkeyi güneyden terk etmeye başladı. Ama sınırı geçmek için İspanya ve Portekiz vizesine ihtiyaçları vardı. Hayatlarını kurtaracak kağıt parçasının peşinde çaresizce koşuşturan on binlerce Yahudi, diğer göçmenlerle birlikte Bordo'daki Portekiz konsolosluğunu kuşattı. Portekiz hükümeti, Fransa'daki görevlilerine Dışişleri Bakanlığından onaylanmamış başvurulara vize vermelerini yasaklasa da, Konsolos Aristides de Souza Mendes, 30 yıllık kariyerini çöpe atarak bu karara itaat etmeyi reddetti. Nazi tankları Bordo sınırına yaklaşırken, Souza Mendes ve ekibi zamana karşı gece gündüz demeden, neredeyse uyumadan çalıştı. Souza Mendes, yorgunluktan bayılmadan önce binlerce vize hazırlamıştı. Bu göçmenlerden herhangi birini kabul etmeye pek de gönlü olmayan Portekiz hükümeti, itaatsiz konsolosu dışişlerinden ihraç etti ve eve dönüş yolunda kendisine eşlik etmesi için muhafız bile yolladı. İnsanların sözlerine itibar etmeyen yetkililer belgelere derin bir saygı duyar. Souza Mendes'in emirlere karşı gelerek verdiği vizeler, Fransız, İspanyol ve Portekiz bürokratlarının hepsi tarafından kabul edildi ve 30 bine yakın insan Nazilerin ölüm kamplarından kurtarıldı. Yalnızca plastik bir mühür kuşanmış Souza Mendes, soykırım boyunca tek başına girişilmiş en büyük kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı. Görsel 21. Souza Mendes'in hazırladığı, 1940'ta onayladığı, hayat kurtaran binlerce vizeden biri. Görsel 22. Aristides de Souza Mendes, plastik mühürlü melek. Aslında sıklıkla kutsal belgelerin olumsuz etkilerine rastlarız. Souza örneği sadece istisnadır. 1958 ile 61 yılları arasında komünist Çin'de Mao Zedong ülkesini hızla bir süper güce çevirmek isteyince Büyük Atılım adını verdikleri bir hareket başlattı. Üretim fazlası tarımsal ürünleri kullanarak endüstriyel ve askeri projelerini finanse etmeyi amaçlayan Mao, tarım üretiminin ikiye, hatta üçe katlanmasını emretti. Karşılanması imkansız istekleri Pekin'deki hükümet yetkililerinden bölgesel yöneticilere, hatta taşra şeflerine varıncaya dek en alt yönetim kademesine kadar ulaştı.
İtiraz etmeye korkan ve üstlerine yaranmak isteyen yerel yöneticiler, tarım üretiminde etkileyici veriler beyan ettikleri hayali raporlar düzenledi. Uydurulmuş rakamlarla dolu raporlara yetmezmiş gibi bürokratik hiyerarşinin her kademesinde bir sıfır daha eklendi ve veriler abartıldıkça abartıldı. 1958'e gelindiğinde Çin hükümetine sunulan yıllık tarımsal üretim miktarı gerçek rakamın %50 üzerindeydi. Raporlara inanan hükümet, Çin nüfusunu doyuracak kadar yiyeceğin ayrıldığını düşünerek yabancı ülkelere silah ve ağır iş makineleri karşılığında milyonlarca ton pirinç sattı. Gelinen noktada tarihte yaşanan en korkunç kıtlık felaketinde milyonlarca Çinli canından oldu. Bu süre zarfında Çin'in tarım mucizesini anlatan hevesli raporlar dünyada karşılık buluyordu. Tanzanya'nın idealist başkanı Julius Nyerere, Çin'in başarısından çok etkilenmişti. Tanzanya'daki tarımı modernleştirmek isteyen Nyerere, Çin'i model alan kolektif çiftlikler kurmakta kararlıydı. Karşı çıkan köylülerin üzerine geleneksel köyleri yok etmeleri için orduyu ve polisi gönderen Nyerere, yüz binlerce köylüyü zorla kolektif çiftliklere yerleştirdi. Hükümet bu çiftlikleri minyatür cennetler olarak pazarlıyordu. Ne var ki çoğu çiftlik yalnızca kağıt üzerinde mevcuttu. Başkent Darüsselam'da yazılan raporlar şu günde şu kadar kasaba sakininin şu çiftliğe yerleştirildiğini belirtiyordu. Oysa kasabalılar gönderildikleri yere vardıklarında kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey bulamıyordu. Ev, tarla ya da hiçbir araç gereç yoktu. Yetkililerse Başkan Nyerere'ye büyük başarılar raporlayıp duruyordu. 10 yıl içinde Tanzanya, Afrika'nın en büyük gıda ihracatçısı konumundan dış yardımlar olmaksızın kendi halkını bile besleyemeyecek gıda ithal eden bir ülkeye dönüştü. 1979'a gelindiğinde Tanzanya'daki çiftçilerin %90'ı kolektif çiftliklerde çalışarak ülkenin tarımsal üretiminin yalnızca %5'ini karşılayabiliyordu. Yazının tarihi bir dizi talihsizlikle dolu olsa da etkin yönetimdeki payı düşünüldüğünde en azından hükümetlerin gözünde kazancından bedellerine ağır basıyor. Hiçbir yönetici bir kalem oynatmayla gerçekliği değiştirebilmenin cazibesine karşı koyamaz. Eğer sonuç bir felaket olursa daha hacimli kayıtlar tutmak, daha fazla yasa çıkarıp emirler yağdırmak nasılsa çare olacaktır. Yazı dili gerçekliği betimlemenin en mütevazı yolu olarak kabul görürken, zamanla gerçekliği yeniden şekillendirmenin güçlü bir aracına dönüştü. Resmi makamların raporları çıplak gerçeklerle karşılaştırıldığında kendinden ödün veren taraf genellikle gerçeklik oldu. Vergi kurumları, eğitim sistemleri ya da herhangi bir bürokratik durumla muhatap olmuş herkesin bildiği gibi gerçekler bir şeyi değiştirmez. Belirleyici olan her zaman elinizdeki formlarda yazanlardır. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kutsal metinler. Metinlerle gerçeklik birbirine ters düştüğünde boyun eğen taraf gerçeklik midir? Bürokratik sistemlerin üzerine yapışmış abartılı ve alelade bir iftira olmasın bu? İster Mao Zedong'a, ister Firavun'a hizmet etsin, pek çok bürokrat rasyonel insanlardı ve şüphesiz şu savı desteklerlerdi. Yazıyı, tarlaların, kanalların ve ambarların gerçekliğini tasvir etmek için kullanıyoruz. Tasvir ne kadar doğruysa o kadar gerçekçi kararlar alıyoruz. Tasvir doğruluktan uzaklaştıkça kıtlığa, hatta isyanlara bile yol açabiliyor. Haliyle biz yöneticiler de hatalarımızdan ders çıkararak daha gerçekçi tasvirler yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle belgelerimiz de zamanla daha hassas ve hatasız hale geliyor. Bir açıdan doğru gibi görünen bu sav, başka bir tarihsel dinamiği göz ardı eder. Bürokratlar güçlendikçe kendi hatalarına karşı duyarsızlaşır ve savunma geliştirirler. Gerçekliği yansıtmak için kendi hikayelerini değiştireceklerine, hikayelerine uyması için gerçekliği değiştirirler. Nihayet nesnel gerçeklik olarak yansıttıkları da kendi bürokratik fantezilerinden ibarettir. Örneğin çoğu Afrika ülkesinin sınırları nehir yataklarına, dağlara ve ticaret yollarına itibar edilmeden çizilmişti. Lüzumsuz yere tarihsel ve ekonomik alanları bölen bu haritalandırma, yerel dini ve etnik kimlikleri ise görmezden geldi.
Aynı kabile kendini birkaç ülke sınırında birden bölünmüş bulurken, birden fazla rakip kabile aynı ülkeye toplanabiliyordu. Böylesi sorunlar dünya üzerindeki pek çok ülkenin başına musallat olmuştu. Ancak Afrika'da özellikle daha şiddetli yaşandı. Çünkü sınırlar çizildiğinde yerel halkların talepleri sürece asgari düzeyde bile yansımadı. Üstelik bu sınırlar Afrika'ya bir kez bile ayak basmamış Avrupalı bürokratlar tarafından çizilmişti. 19. yüzyılın sonunda kimi Avrupalı güçler Afrika topraklarında hak iddia ettiler. İhtilafın tüm Avrupa'yı kasıp kavuracak topyekün bir savaşa dönüşmesinden korkan taraflar, 1884'te Berlin'de bir araya geldiler ve Afrika'yı bir pasta misali böldüler. O dönemde Afrika'nın iç kesimleri Avrupalıların henüz keşfetmedikleri topraklardı. Afrika'nın kıyı şeridinin oldukça hassas haritalarına sahip olan İngiliz, Fransız ve Almanlar, Nijer, Kongo ve Zambezi nehirlerinin okyanusa döküldüğü yerleri çok iyi biliyordu. Ancak bu nehirlerin iç kesimlerinde ne yöne ilerlediğini, kıyılarında hangi krallık ve kabilelerin yaşadığına, yerel din, tarih ve coğrafyaya dair pek bir fikirleri yoktu. Bu detaylar Avrupalı diplomatların umurunda bile değildi. Yarı boş bir Afrika haritasını iyi cilalanmış bir Berlin masasına serip, oraya buraya birkaç çizgi atarak kıtayı kendi aralarında bölüştürdüler. Ellerinde mutabık oldukları haritayla Afrika'nın iç kesimlerine doğru ilerleyen Avrupalılar, Berlin'de çizdikleri sınırların çoğunun Afrika'nın coğrafi, etnik ve ekonomik gerçekliklerini yansıtmadığını fark ettiler. Ancak sömürgeciler kendi aralarında savaşmamayı tercih edip anlaşmalarına sadık kaldılar ve hayali çizgiler Avrupa kolonilerinin gerçek sınırlarına dönüştü. 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa imparatorlukları çözülerek koloniler özgürlüklerini kazanınca kurulan yeni ülkelerde değişikliklerin bitmeyen çatışmalara yol açabileceğinden korkup sömürgecilik döneminden kalma sınırları benimsediler. Bugün Afrika ülkelerinin boğuştuğu pek çok sorun mevcut sınırların halen hiçbir anlam ifade etmemesinden kaynaklanır. Avrupalı bürokratların yazılı fantezileri Afrika gerçekleriyle yüzleşince gerçeklik boyun eğmek zorunda kalır. Görsel 23. 19. yüzyıldan kalma Avrupa'da yapılmış bir Afrika haritası. Afrika'nın iç kesimleri hakkında pek de bilgi sahibi olmamaları Avrupalıları kıtayı paylaşmaktan ve sınırlarını çizmekten alıkoyamadı. Modern eğitim sistemimiz yazılı kaynaklara sorgusuz sualsiz boyun eğen pek çok örnekle doludur. Masamın genişliğini ölçerken kullandığım ölçü birimi sonucu etkilemeyecektir. 200 cm'yi ya da 78.74 inçlik ölçüyü baz almam sonucu değiştirmez. Masamın genişliği aynı kalacaktır. Bürokrasinin insanları ölçerken kullandığı araçlarsa sonuçlarda büyük farklar yaratır. Okullar insanları sayısal notlarla ölçmeye başladığından beri milyonlarca öğrenci ve öğretmenin hayatı kökünden değişti. Üstelik notlandırma nispeten yeni bir buluştur. Avcı toplayıcılar başarıları hiçbir zaman notlandırmadığı gibi tarım devriminden binlerce yıl sonra bile çok az eğitim kurumu kesin notlar kullanırdı. Orta çağda kunduracının çırağı yıl sonunda ayakkabı bağcıklarından pek iyi ama tokalarından zayıfla geçtiğini belirten bir kağıt almıyordu. Shakespeare'in zamanında bir lisans öğrencisi Oxford'dan sadece iki sonuçla ayrılabilirdi. Diplomayla ya da diplomasız. Kimsenin aklına öğrencilerin birine 74, diğerine 88 vermek gelmiyordu. Sanayi çağıyla birlikte kitle eğitim sistemi düzenli notlandırmaya başladı. Fabrikalar ve bakanlıklar sayıların diliyle düşünmeye alışınca okullar da bu modaya uydu. Her öğrencinin değerini ortalama bir not biçerek ölçmeye başladılar. Öğretmen ve müdürün değeri ise okulun genel ortalamasıyla belirleniyordu. Bürokratlar ölçümleri için bu yeni aracı benimseyince gerçeklik değişti. Aslında okulların öğrencileri eğitmeye ve aydınlatmaya odaklanması gerekiyordu ama bu yeni yöntem başarıyı ölçmenin tek yolu kabul edilince yüksek notlara odaklandılar. Her öğrenci, öğretmen ve müfettişin bildiği gibi sınavda yüksek not almak için gereken beceriler, edebiyat, biyoloji ve matematiği derinlemesine kavramak için gerekenlerle aynı değildir. Her öğrenci, öğretmen ve müfettiş aynı zamanda çok iyi bilir ki
Bu iki beceri arasında seçim yapılması istendiğinde pek çok okul yüksek notları tercih eder. Yazılı kayıtların gücü, kutsal metinlerin ortaya çıkmasıyla zirveye ulaştı. Antik medeniyetlerdeki rahip ve katipler, belgeleri gerçekliğin rehberi olarak görmeye alışkınlardı. Metinler ilk etapta vergilerin, tarlaların ve ambarların gerçekliklerinden bahsediyordu. Bürokrasi güç kazandıkça metinler de yetki kazandı. Rahipler sadece Tanrı'nın mülklerinin listesini değil, isteklerini, emirlerini ve sırlarını da yazmaya başladılar. Sonuçta ortaya çıkan metinler gerçekliği bütünüyle tasvir ettiğini iddia ediyordu ve nesiller boyu alimler tüm cevapları İncil'in, Kur'an'ın ya da Vedaların sayfalarında aramaya başladılar. Teoriye göre eğer bazı kutsal kitaplar gerçekliği yanlı aksettiriyorsa, inananlar bunu er ya da geç fark edecek ve metnin tüm otoritesi sarsılacaktır. Abraham Lincoln, herkesi her zaman aldatamayacağınızı söyler. Bu pek iyimser bir yaklaşım. Teoriden gerçekliğe dönecek olursak, insanın işbirliği ağlarının gücü, gerçekle kurgu arasında kurulmuş hassas bir dengeye bağlıdır. Gerçeklikle çok fazla oynarsanız zayıf düşer ve ileri görüşlü rakiplerinizle mücadele edemezsiniz. Diğer yandan kurgulanmış mitlere biraz da olsa sırtınızı yaslamadan insan kitlelerini etkin bir şekilde organize etmek mümkün değildir. Katışıksız gerçekliğe sadık kalarak içine hiçbir kurgu karıştırmazsanız çok az insan peşinizden gelecektir. Bir zaman makinesi edinip modern bilim insanlarını antik Mısır'a yollayabilsek, hiçbiri yerel rahiplerin köylülere anlatıp durduğu kurguları teşhir edip evrimden, görelilikten ve kuantum fiziğinden bahsederek iktidarı ele geçiremezdi. Bilim insanlarımız bilgilerini birkaç tüfek ve ağır silah yapmak için kullanarak Firavun ve timsah tanrı Sobek'in karşısında ciddi bir üstünlük edinebilirlerdi. Ancak demir cevherlerine ulaşmak, maden ocakları kurmak ve barut üretebilmek için çalışacak çok sayıda köylüye ihtiyaç duyacaklardı. Bu bilim insanlarının enerjinin kütleye bölündüğünde ışık hızının karesine eşit olduğunu açıklayarak kitleleri peşlerinden sürükleyebileceğine inanıyor musunuz sahiden? Eğer ısrarcıysanız günümüz Afganistan'ı ya da Suriye'sinde şansınızı deneyebilirsiniz. Firavunlar dönemi Mısır'ı, Avrupa imparatorlukları ya da modern okul sistemi gibi gerçekten güçlü insan organizasyonları pek de ileri görüşlü sayılmaz. Kudretleri büyük oranda kurgusal inanışları itaatkar gerçekliğe dayatabilme yeteneklerinden ileri gelir. Para kavramı da bunlardan ibarettir mesela. Hükümetler anlamsız kağıt parçalara basıp bunların değerli olduğunu ilan eder ve geri kalan her şeyin değerini hesaplamak için para kullanır. Hükümetler bu değersiz kağıt parçaları aracılığıyla vatandaşlarına vergi ödetme gücüne sahip olur. Bu yüzden vatandaşların ellerinde bu kağıtlardan az da olsa bulundurmaktan başka çaresi yoktur. Ardından bu kağıt paralar gerçekten değerlenince hükümet görevlileri inançlarında haklı çıkar, çünkü para basma yetkisini elinde bulunduran hükümetin gücü artar. Birileri, "Bunlar sadece değersiz kağıt parçaları" diyerek itiraz etse ve paraya sahiden değersiz kağıt parçaları gibi davransa da bu itiraz hayatta pek karşılık bulmaz. Eğitim sistemi, öğrencileri değerlendirmek için geçerli yöntem olarak yeterlilik sınavlarını belirlediğinde de aynı döngü ortaya çıkıyor. Sistemin okullara öğrenci alımlarını, devlet kademelerine ve özel sektöre işe alım standartlarını belirleyecek kadar otoritesi var. Hal böyle olunca öğrenciler tüm eforlarını iyi notlar almak için sarf ediyor. Talebi bol bütün kademelerin sınav sistemiyle belirlenmiş kişilerle dolu olduğunu düşününce bu kademelere gelmiş olanların sistemin birer savunucusu olması şaşırtıcı değil elbette. Eğitim sisteminin hayati sınavları kontrol etmesi onu daha da güçlendirirken, notlandırma sistemi ve sınavların okullar, devlet kademeleri ve özel sektör üzerindeki etkisini de artırıyor. Birileri, "Diploma dediğiniz sadece değersiz bir kağıt parçası" der ve buna göre hareket ederse hayatta ilerleme şansı azalıyor. Kutsal metinler de aynı mantıkla hareket eder. Dini düzen, kutsal kitabın tüm soruların cevaplarını barındırdığını öne sürerken, bir taraftan mahkemelere, hükümetlere ve iş yerlerine
kutsal kitapların söylediklerine göre davranmaları için baskı yapar. Akıllı biri, kutsal metinleri okuduktan sonra dünyaya bakıp anlatılanların sahiden de gerçeklerle uyumlu olduğunu görür. Kutsal metinler Tanrı'ya kurban vermek, onun adına bağışta bulunmak gerektiğini söyler. Sahiden de herkes böyle yapar. Kutsal metinler erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu, kadınların bırakın mahkemede hakimlik yapmayı, şahit bile olamayacağını söyler. Hakikaten de hiçbir kadın hakim yoktur ve mahkemeler kadınların şahitliklerini kabul etmez. Kutsal metinler kim Tanrı'nın kelamını öğrenirse hayatta başarılı olacağını söyler. Nitekim tüm iyi mevkiler kutsal kitabı ezbere bilenlerle doludur. Akıllı kişi doğal olarak kutsal kitabı öğrenmeye başlar ve ruhani bir alim olup hakim atanır. Görevi boyunca kadınların mahkemede şahitlik yapmasına izin vermez. Tabii yerine seçeceği halefi de kutsal kitabı iyi bilen biri olacaktır. Kim ki bu kitap sadece kağıttan ibaret diye itiraz eder ve buna göre davranırsa, o şaşırmış Tanrı tanımaz hayatta muvaffak olamayacaktır. Kutsal metinler gerçekliğin doğası hakkında insanları yanıltsa da, otoritelerini binlerce yıl korumayı başarabilirler. Örneğin İncil'e göre okunan bir tarih algısı özünde kusurludur. Ne var ki dünyaya yayılmayı başarmıştır ve hala milyonları kendisine inandırmaya devam etmektedir. İncil, tek tanrıcı bir tarih anlatısı pazarlamış, dünyanın ben ve benim yaptıklarımdan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, mutlak güce sahip tek bir ilah tarafından yönetildiğini iddia etmiştir. Başıma gelen her şey, işlediğim hayırların ödülü, her felaketse günahlarımın cezasıdır. Antik dönemde Yahudiler, kuraklık olduğunda ya da Babil kralı Nebukadnezar topraklarını işgal ettiğinde, bu felaketin kendi günahlarının bir cezası olduğuna inanırlardı. Babil'i fetheden Pers kralı Kiros'un, Yahudilerin topraklarına dönmesine izin vermesiyle Kudüs'ü yeniden inşa eden Yahudiler, Tanrı'nın pişmanlıkla dolu dualarını kabul ettiğini düşünüyordu. Eski Ahit, bu dönemi aktarırken, kuraklığın Filipinler'deki volkanik bir patlamanın sonucu olabileceğini, Nebukadnezar'ın Babil'i ticari çıkarlarını korumak üzere işgal ettiğini, Kral Kiros'un Yahudileri korurken kendi siyasi çıkarlarını gözetebileceğini ihtimal dahilinde bile bulundurmuyordu. Küresel ekolojiyi, Babil ekonomisini ya da Pers siyasi sistemini anlatmak için hiçbir çaba sarf edilmemişti. Bu kendine odaklı olma hali, tüm insanların çocukluğunda belirleyici bir özelliktir. Her ulustan ve kültürden çocuk, kendini dünyanın merkezi sanarak diğer insanların duygularına ya da koşullarına pek de ilgi göstermez. Boşanma çocuklar için bu yüzden travmatik bir deneyimdir. 5 yaşında bir çocuk, kendisinden bağımsız nedenlerle önemli bir şeyler olacağını kavrayamaz. Anne ve babası birbirinden farklı istekleri ve sorunları olan bağımsız bireyler olduklarını ve onun yüzünden boşanmadıklarını ne kadar anlatırsa anlatsın, çocuk bunu içselleştiremeyecektir. Her şeyin onun yüzünden olduğuna inanır. Çoğu insan bu çocuksu sarıdan büyüdükçe kurtulur. Tek tanrıcılar ise öldükleri ana kadar bu sarıya tutunur. Ebeveynlerinin kendisi yüzünden kavga ettiğini düşünen çocuk gibi, tek tanrıcılar da Perslerin Babillerle savaşmasının sebebinin kendileri olduğunu düşünürler. İncil'le aynı dönemlerde görece daha gelişmiş bir tarih algısına sahip bazı kültürler mevcuttu. Animist ve çok tanrılı dinler, dünyayı tek bir tanrının mutlak alanından ziyade birden fazla tanrının oyun alanı olarak görürler. Bu yüzden de animist ve çok tanrılı inançlarda olayların kişiden ya da kişinin en gözde ilahından bağımsız gerçekleştiğini kabullenmek daha kolaydır. Olanlar, ne işlediğim hayırların ödülü ne de günahlarımın cezasıdır. Herodot, Tucidides ve Sima Qian gibi tarihçiler, günümüzün görüşlerine oldukça benzerlik gösteren karmaşık teoriler geliştirmiş, savaş ve devrimlerin sayısız siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları olabileceğini açıklamışlardır. Herodot, Pers siyasetine özel bir ilgi duyarken, Sima Qian ise steplerde yaşayan barbarların kültürlerini ve inançlarını merak eder. Günümüzde uzmanlar İncil'den çok Herodot ve Sima Qian'a itibar eder. Modern devletlerin diğer ülkeler hakkındaki bilgi toplamak, küresel ekolojik, siyasi ve ekonomik gelişmeleri izlemek için
bu denli yatırım yapmalarının nedeni tam da budur. ABD ekonomisi tökezlemeye başladığında İncil'in öğretilerine sıkı sıkıya bağlı cumhuriyetçiler bile kendi günahlarından çok Çin'i işaret ederler. Herodot ve Tucidides gerçekliği İncil'in yazarlarından çok daha iyi kavramış olsalar da karşı karşıya getirildiklerinde İncil ezici bir güçle kazanacaktır. Yunanlar Yahudi tarihini benimsemişlerdir. Yahudiler Yunanlarınkini değil. Tucidides'ten 1000 yıl sonra bile Yunanlar barbar bir kavim tarafından istila edildiklerinde günahlarının ilahi bir cezayla karşılık bulduğunu düşündüler. İncil'in aktardığı dünya görüşü ne kadar yanlış olursa olsun büyük çapta bir işbirliği için daha iyi bir zemin sağlar. Bugün bile ABD başkanları göreve başlamadan önce yeminlerini ederken ellerini İncil'in üzerine koyarlar. ABD ve İngiltere dahil olmak üzere dünyada pek çok ülkede hala mahkemelerde tanıklar ellerini İncil'e basarak doğruyu söyleyeceklerine, tüm doğruları ve sadece doğruları aktaracaklarına yemin ederler. Kurgular, mitler ve hatalarla dolup taşan bir kitaba el basarak doğruyu söyleyeceğine dair yemin etmek ne kadar da ironik. Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ama işe yarıyor. Kurgular daha iyi işbirliği yapmamızı sağlarken hedeflerimizi de belirler. Bu da kurgudan faydalanmanın kefaretidir. Yarattığımız hedeflere ve çıkarlarımıza hizmet etmek üzere şekillendirilmiş detaylı işbirliği sistemlerine sahip olabiliriz ve kriterlerini benimsediğiniz sürece sistem iyi çalışıyor da görünebilir. Müslüman bir mollanın şöyle dediğini varsayalım. Sistemimiz işliyor. Dünyada toplam 1,5 milyar Müslümanız. Her gün daha fazla insan Kur'an okuyarak kendini Allah'a adıyor. Başarıyı ölçmek için doğru kriter bu mudur? Bir okul müdürü diyebilir ki, sistemimiz işliyor. Geçtiğimiz 5 yılda sınav sonuçlarında %7,3'lük bir artış görüldü. Bir okulu değerlendirmenin en iyi yolu bu mudur? Antik Mısır'da bir yetkili, sistemimiz işliyor. Dünyadaki herkesten daha çok vergi topluyor, daha geniş kanallar kazıyor ve daha büyük piramitler inşa ediyoruz, diyebilir. Firavunlar zamanında Mısır vergilendirme, sulama ve inşaat sistemlerinde dünya lideriydi, doğru. Peki, gerçekten önemli olan bu mudur? İnsanların pek çok maddi, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları vardır. Antik Mısır'daki köylülerin avcı toplayıcı atalarına göre daha sevgi dolu ve iyi sosyal ilişkiler kurup bunun keyfini sürüp sürmediklerini bilmenin hiçbir yolu yok. Beslenme, sağlık ve çocuk ölüm oranları gibi verilere bakacak olursak hayatları çok daha kötü gibi duruyor. Milattan önce 1850'lerden kalma bir belgede anlatıldığı üzere Fayyum Gölü'nü yaratan 3. Amenemhat'ın yönetimi döneminde Dua Heti adında hali vakti yerinde bir adam, oğlu Pepi'yi yazmayı öğrenmesi için okula götürür. Dua Heti, yol boyunca gördüğü köylü, işçi, asker ve zanaatkarların sefil hayatlarını tasvir ederek çoğu insanın mahkum olduğu bu umutsuz kaderden kaçabilmesi için Pepi'nin tüm dikkatini okumaya yönlendirmek istediğini yazar. Dua Heti'ye göre topraksız bir tarla işçisinin hayatı zorluk ve ızdırapla doludur. Paçavralar içindeki işçi elleri su toplayana dek tüm gün çalışır. Sonrasında Firavun'un adamları gelir ve bu sefer de zorunlu işlerde çalıştırılmak üzere alıp götürürler. Bu tüm çalışmanın karşılığında ödeme olarak sadece hastalık kapacaktır. Eve ölmeden dönmeyi başarırsa bile vaziyeti perişandır. Toprak sahibi köylünün kaderi de hallicedir. Günlerini nehirden tarlaya kovalarla su taşıyarak geçirir. Ağır yükün altında omuzları çöker, boynu iltihaplı yaralarla kaplanır. Sabahları pırasaların olduğu tarlayı, öğleden sonraları hurmaları, akşamları kişnişleri sulaması gerekir. Sonunda düşer ve ölür. Tasvir biraz abartılı olsa da tamamen yanlış değildir. Firavunlar zamanında Mısır, döneminin en güçlü krallığı iken, basit bir köylü için bunun karşılığı sağlık ve sosyal güvence değil,
vergiler ve zorunlu çalışma olmuştur. Bunlar sadece Mısırlılara özgü sorunlar değildi. Çin hanedanlarının, Müslüman imparatorlukların, Avrupa krallıklarının akıl almaz başarılarına rağmen M.S. 1850'de bile ortalama insan hayatı, bırakın iyileşmeyi, tarihsel olarak çok gerilerde kalmış avcı toplayıcılardan bile çok daha kötüydü. 1850'de Çinli bir köylü ya da Manchester'lı bir fabrika işçisi avcı toplayıcı atalarından çok daha uzun süre çalışıyordu. İşleri fiziksel olarak daha zor, zihinsel olarak çok daha az tatmin ediciydi. Beslenmeleri daha tek yönlüydü. Hijyenik koşulları karşılaştırılamayacak kadar kötüydü ve enfeksiyonlarla gelişen hastalıklar çok daha yaygındı. Seçmeniz için size iki tatil paketi sunulduğunu düşünelim. Taş devri paketi. İlk gün el değmemiş ormanda 10 saat yürüyüş yapacağız. Akşam çökerken bir nehrin kenarında kamp kuracağız. İkinci gün nehirde 10 saat kanoyla dolaşacak, küçük bir kamp kuracağız. Üçüncü gün yerel halktan nasıl balık tutulacağını ve yakındaki koruda mantar toplamayı öğreneceğiz. Şimdi de modern proletarya paketi. İlk gün pislik içindeki bir tekstil fabrikasında 10 saat çalışacağız. Sıkış tıkış bir apartman dairesinde geceleyeceğiz. İkinci gün yakındaki markette 10 saat kasiyerlik yapacak ve uyumaya aynı daireye gideceğiz. Üçüncü gün yerel halktan nasıl banka hesabı açarak ev kredisi alacağımızı öğreneceğiz. Hangi paketi seçerdiniz? Mesele insanların kurduğu işbirliği ağlarını değerlendirmeye gelince, herkes bakış açımıza ve kullanmayı seçtiğimiz değerlendirme araçlarına göre değişir. Mısır firavununu üretim, beslenme ve sosyal uyum açısından mı değerlendiriyoruz, yoksa aristokrasi, basit köylüler, domuzlar ve timsahlara mı odaklanıyoruz? Tarih tek bir anlatı değildir. Aksine binlerce çeşitli anlatıdan meydana gelir. Neyi anlatmayı seçersek bir diğerini susturmayı tercih etmiş oluruz. İnsanların kurduğu işbirliği ağları kendilerini kendi yarattıkları değerlerle ölçer ve kanıksandığı gibi kendilerine oldukça yüksek notlar verir. Özellikle de tanrı, ulus ve şirket gibi kurgusal oluşumlar adına örülmüş ağlar kendilerini bu kurgusal oluşumun penceresinden değerlendirir. Bir din, ilahi emirleri harfiyen yerine getirilirse başarılıdır. Ulusal çıkarlarını koruyabilen bir ulus şanlı olacaktır. Bir şirket çok para kazandıkça büyüyebilir. Herhangi bir insan ağının tarihini incelerken zaman zaman durup kurgusal olmayan gerçeğin penceresinden bakmanın faydası olacaktır. Bir varlığın kurgusal olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Oldukça basittir aslında. Acı çekiyor mu diye sorun yeter. İnsanlar Zeus'un tapınaklarını yaktığında Zeus acı çekmez. Euro değer kaybettiğinde Euro kederlenmez. Bankalar battığında banka mağdur olmaz. Bir devlet savaşta kaybettiğinde devlet ızdırap çekmez. Bankalar ve devletler metaforlardan ibarettir. Fakat savaşta yaralanan bir askerin acısı gerçektir. Yiyecek tek lokması olmayan yoksul bir köylü gerçekten eziyet çeker. Annesinden ayrılan yeni doğmuş bir buzağı gerçekten ıstırap duyar. Gerçeklik budur. Bu acılar kurgulara duyduğumuz inançtan kaynaklanıyor olabilir tabii. Örneğin ulusal ve dini mitlere inanmak bir savaşın çıkmasına neden olabilir ve sonucunda milyonlar evlerini, uzuvlarını, hatta hayatlarını kaybedebilir. Savaşın nedeni kurgusal olsa da çekilen ızdırap tamamen gerçektir. Bu nedenle kurguyu gerçekten ayırmak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Kurgu kötü değil, hayati bir olgudur. Para, devlet ya da şirket gibi ortaklaşa kabul ettiğimiz hikayeler olmadan hiçbir karmaşık insan toplumu işleyemez. Uydurduğumuz kurallara inanmadan futbol oynayamayız. Piyasalardan ya da mahkemelerden benzer uydurma hikayelere inanmadan yararlanamayız. Ancak bu hikayeler sadece araçlardır. Hedeflerimiz ya da değerlerimiz haline gelmemelidir. Sadece kurgu olduklarını unuttuğumuz anda gerçeklikle bağımızı kaybederiz. Şirket için çok para kazanmak
ya da ulusal değerlerimizi korumak gibi çatışmaların içine düşeriz. Şirket, para ve ulus sadece hayallerimizde var olabilir. Hepsini kendimize hizmet etmek için yaratmışken, neden onlar uğruna kendi hayatlarımızı feda edelim? 21. yüzyılda geçmişte görülmediği kadar güçlü kurgular ve totaliter dinler yaratacağız. Biyoteknoloji ve bilgisayar algoritmalarının yardımıyla bu dinler dakika dakika varlığımızı kontrol etmekle kalmayacak, bedenlerimizi, beyinlerimizi ve zihinlerimizi de şekillendirecek, cennetler ve cehennemlerden oluşan bütünlüklü sanal dünyalar yaratacaklar. Kurguyu gerçekten, dini de bilimden ayırmayı başarmak hiç olmadığı kadar zor ve hayati olacak. Bir sonraki Tuhaf İkili bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.